Merhaba, hoş geldiniz. Umuyorum ki iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Resimde ben bitki ve hayvan çizmeyi daha çok seviyorum. O yüzden şimdi bir tane bitki çizeceğim. İsmi deve dikeni. İngilizce'de de thistle diye geçiyor. Oran ve orantıya dikkat ederek taslağımı çıkarıyorum. Taslağı çıkarırken 3B numaralı kalem kullanıyorum ve bastırmıyorum. Çok ayrıntı vermeden konumlandıracağım yerleri belirliyorum. Daha sonra karar verdiğim çizginin üzerinden gidip çiçeğimin hatlarını belli ediyorum. Taslağımız bitti. Şimdi boyama kısmına geçelim. Yapraklarımın kenarını bir ton koyu renk yapıyorum. Daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için. Karalamalarımı 6B numaralı kalemle yapıyorum. Üst kısmında rengarenk yapmak istiyorum. Yani sadece pembe ve mor renk tonlarını yapmak istemiyorum. Turuncu, kahverengi ve gri gibi renkler de eklemek istiyorum. Sadece çizgiler atarak üst kısmı tamamlıyorum. Yaptığım renklerden tatmin olmuyorum çünkü canlı bir görüntü elde etmedi. Keçeli kalemle canlı bir görüntü vermek istiyorum. Evet, resmimiz bitti. Yanlış diye düşünüyordum. Yerin gerçekten çok yanlış olduğunu düşündüm. Ufak tefek ayrıntılarda yanlışlıklarım vardır tabii ki. Şimdi resmi durdurun. Siz de bakın bakalım. O yanlışı siz de görebilecek misiniz? Çiçeklerin gövdelerine doğru dal kısımları daha böyle kalınlaşır değil mi? Ben burada tamamen ince bir şekilde yapmışım. Şimdi o yanlışımı düzelteceğim. Sap kısmı ve gövde kısmının birleşim yerini daha kalın yapacağım. Türk
Türkçe'de tahmini bir cümle kuracağımızda genelde aşağı yukarı gibi bir tabir kullanırız. İngilizce'de de bu tabiri karşılayan bir tane kalıbımız var. O da more or less. Az çok, öyle ya da böyle anlamına geliyor. Cümle içerisinde de cümlenin farklı yerlerinde kullanılabiliyor. Cümle içerisinde de I will back to 10 minutes more or less. Aşağı yukarı 10 dakikaya döneceğim gibi anlamı var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye bye.